Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim, 24 Ekim 2018 günlerden çarşamba saat 17.17 İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Canlı yayınımız Siyaset Dünyası başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Güzel bir yayın olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Değerli hocamız, FSM Medya Grup programcımız Sebahattin Cesur'la beraberiz. Efendim yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Evet, bugün siyasette neleri konuşacağız? Öncelikle Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcılığı göreviniz eğitimden sorumlu hayırlara vesile olsun inşallah. Tamam, hayırlısı olsun. Allah hayırlara vesile olsun inşallah. Eğitimle ilgili çalışmalar da yapacaksınız. İnşallah. Evet değerli hocam, Türkiye ne oluyor, neler oluyor Türkiye'de? Biliyorsunuz yoğun bir gündem var. Sabahtan ben başlıklar halinde bir şeyler yapmaya çalıştım ama tabii ki açık canlı yayınlarda açık oturumlar biraz karşılıklı daha güzel oluyor. Yani karşılıklı taşlanıyor, sorular, cevaplar şeklinde. Tek olduğu zaman biraz sıkıcı oluyor. Ama yine de ben de bir şeyler yapmaya çalıştım. Neler oluyor Türkiye'de hocam? Buyurun, mikrofonu sizde hocam. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Cümlemizden. Evet, tekrar izleyicilerimle karşı karşıyayız. Şimdi inşallah siyaset dünyasında düğümünden bildiğimiz kadar bilgilerimizi aktarmaya çalışacağız. Türkiye'de neler oluyor, dünyada neler oluyor? Buna şöyle bir siyasi yönden baktığımız zaman Türkiye'nin şu anda gündeminde artık yerel yönetimlere doğru bir hazırlık var. Bu yerel yönetimlerin hazırlanma noktasında da partilerin kendi açılarından değerlendirmeler var. Nasıl bir yerel yönetim oluşması gerekirse bunun üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bazıların ittifak konusunda hareket edenler var. Bunun CHP ve HDP gibi her ne kadar biz ittifak değilsek dese de bunlar ittifak edileceği açık tabanda belli gözüküyor. Ama bugün MHP ile AK Parti bunun ittifak noktasında biraz ayrılmış gibi. Şu anda ayrılmış bir durumda gözüküyor ama ilerisini getirir. Daha henüz tam kesin bir şey ortaya koymuş değillerdir. Bakarsınız bir daha farklı boyuta geliyor veyahut da tamamen tek başına girme noktasında olacaklardır. Böyle bir durum var ama günler her şeyi gebe. Daha önümüzde 3 ay var. Daha var. Yani hiç şey değişebilir yani. Değişebilir de. Görüşmeler olur, şeyler olur. Evet, aynen öyle olabilir. Çünkü zaman birçok şeyler Türkiye'nin şimdi konjonktür değişiyor. Elbette ki iktidarlar belki bu iktidar biraz fazla gitmiştir ama zaman içerisinde kaybetme imkanları da oluyor. Ve bu dönemde biraz da herhalde öyle bir sıkıntı. Eğer MHP ittifakta devam etseydi belki bu sıkıntı olmayacak gibi gözüküyordu. Ama yine de belli olmaz. Belli olmaz. Şimdi evet. Biraz önce dikkat ettim. Tabii yayını izleyemedim de. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız biz ittifaka haçı tam destek veriyoruz diye yayını var yani. Öyle bir yayın yapmış bugün. Açıklama yapmış yani. Tabii biz canlı yayında olduğumuz için pek fark edemedik. Normalde bizim şu şeyimiz ne diyorsunuz şu oda, şu benim kısım şey olsa, ne diyorsunuz hani biraz büyük olsa bütün kanalları şey yaparız. Ne diyor? İşi odası yani burada. Aa şurada şu haber var. Hemen o haberi oradan alırız. Alırsın. Evet. Dikkat ediyorsun değil mi? O böyle Akit TV'de falan gördük. Evet, evet. Böyle odaları, televizyon kanallarını hemen gösteriyor orada yani. Şimdi evet. Ben tabii ki mutlaka hemen haber alıp vermek tabii. Tabii. Bir yayıncılık işi. Evet. Biraz da profesyonel. Yani. Ben şöyle diyeyim. Büyük bir partisi evet. Her ne kadar ittifak açığız dese de ama Türkiye genelinde biz dünkü konuşmalarımızda ben şahsen fikri görüşümü söyledim. Dedim ki
büyük bir partisi bütün illerde, ilçelerde tek başına girmeli. Niye? Sebep neden? Neden? Şu noktadan, çünkü biz kendi bir defa şeyimizi bir ortaya koyalım. Durumumuz nedir, ne değildir, belirlenmedi, kastelerini koyamıyoruz. Tabii, halimiz belli. Bu belediye yerler önemli, önemlidir. Evet. Kendi insanımızı, dava arkadaşlarımızı bu hususta değerlendirelim. Yani ki her işlem, ya bugün bir hesabını yaptığın zaman eğer iyi bir çalışma yaparlarsa mutlaka yani %3'lük, %4'lük potansiyeli yakalarız yani bu hususta. Ama iyi bir her ilden, her ilçeden koyduğumuz zaman ben bu noktada değerlendirdim. Artık arkadaş biz büyük bir partiyiz, biz bir dava partisi ya, dava partisi ve dava adamıyız. Parti bizim için bir araç. Biz şu anda insanlarımızı, büyük bir partisi olarak insanlarımıza ineceğiz, gençlerimize ineceğiz ve bu noktaya getirmeye çalışacağız. İlahi kelimatımız için imzamaların davasına yönlendirmemiz lazım. Biz tebliğ yapacağız, bundan sonra tebliğ ve irşat yapacağız. Bizim görevimiz bu. Devlete şeye talip miyiz? Talibiz. Talip olduğumuz noktada da elbette ki eğer verilirse, bu millet bize bu görevi verirse en iyi bir şekilde yapmak için de bunu ne yapacağız? Çalışmalar, gayret göstereceğiz, çalışacağız. Bu, ama çalışmamız da yine bizim ideallerimiz noktasında olacak. Öngördüğümüz ideal, davamız ne? Bu. O davanın yapısı üzerine hareket etmekle mecbur ediyoruz. Şunu demek istiyorsun anladığım kadarıyla değerli hocam. Bir kere politika yapmayacağız. Biz siyaset yapacağız. Biz siyaset yapacağız. Siyasetimizin de altı boş olmayacak. Dolu. Aynı dolu şey. Siyaset. Yani kaynak var. Nedir kaynak? Evet. Öncelikle Kur'an ve sünnet, nizam-ı alem, ilahi kelimetullah. Bir de çağın gerekçelerine teknolojik manada cevap vermek. O da tam onu da verip bir ikincisi de zaten bizim genel başkanımız bu hususta hazırlamış. Evet. Programı var. Bu programı arkadaşımız şey yapmalı, iyi şekilde öğrenmeli ve kendini geliştirmeli. Bakayım arkadaşlarım programına haberleri yok. Aynen. Teşkilatın nedir? Desem teşkilatçılıklar onu bile düzenli anlatamıyorlar mesela. Ama bunu arkadaşlarımıza bir eğitim seminerleri verilmesi lazım. Eğitim bu hususta çalışması lazım. Ve şunu söylemek, ben en çok hani bir orkestranın başı vardır değil mi? Başındaki orkestranın şefi. Öyle değil mi? Aynen. Orkestranın şefinin amacı nedir? Söyleyeceği parçayı ritimli bir şekilde, hepsinin uyumlu bir şekilde söylemesi lazım. Şimdi Büyük Ülk Partisi'nin bir teşkilat anlayışı var mı? Var. Bir de programı var mı? Var. Öyleyse Büyük Ülk Parti'de dava arkadaşlarımız bunları çok iyi bilmesi lazım. Sağdan sonra duyduklarıyla konuşmaması lazım. Ve hep bir ağızdan aynı ritimle, aynı sözlerle ifade ederek ne yapmamız lazım? Davamızı anlatmamız lazım, konuşmamız lazım ki ha insanlar duyduğu zaman ya buna bak hepsi de aynı şeyi söylüyor ve gayet bir yapacak şeyler de aynı şey. Yani birbirinden uyumlu ve bir de değil mi? Birbirimize uyumlu olduğumuz gibi bir de özverili olmamız lazım. Özverili olmamız lazım. Yani bizim idealimiz de bu var. Biz yarın giderek yetkili bir yerde olduğumuz zaman yaşantımız, hareketimiz, tavrımız, insanlarla konuşmamız, her şeyimiz bir ölçülü olması lazım. Çünkü biz bir ilahi dava uğruna çıkmışız. Yani bizimki yoksa bir 2000 sonra parti kadar bir şey kadar bir düşüncemizde çıkmış değiliz. Ama millet bize bir verirse de biz de bunu yine davamızın nitelikleri üzerinde kullanalım. Mesela işte ekonomide olsun, endüstride olsun, ondan sonra işte sağlıkta olsun, eğitimde olsun. Eğitim bugün çok başka. Ben gördüğüm kadarıyla sıhhatli bir eğitim yok. Yani Türkiye'de sıhhatli bir eğitim yok. Bu ne oluyor? Her sene değiştiriyorlar. Her sene. Abi bir değişim olması lazım. Kim? Ben bir ay eğitimci olarak şunu yaparım. Yani eğitimde. Okullarda çocuklarımızın ben aynı hepsinin bir kıyafet giymesini isterim. Evet. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben gördüğüm hani öğretmenlik yaptığımız için farklı farklı giysiler giyiyorlar. Bakın her ne kadar şey yapmasak da geçmişte 1900'de işte bizim zamanımızda okulumuzda kızlarımız hiçbir zaman için pantolon giyip gelmezlerdi. Ve gayet mutlaka uzun etek, önlük, etek. Önlük olmasa da etek ve bluz neyse güzelce saçlarını tararlar veyahut da kapalı işte kapalı şimdi zaten var. Ama şimdi öyle değil ki bu hiç uygun bir şey değil.
Hem ki başımı serbestlik adı altında. Serbestlik adı altında abi, ya giydiklere, giysime bir baksanıza, yok böyle olmaz ki ya. Hayatın uzak. Böyle bir talebelik de olmaz. Bir de, talebe bir disiplin olması lazım. Yani disiplin derken insanlar böyle çocuklarımızı dövme vurma falan meselesinde değil ya. Bir hiyerarşi ve güzel bir disiplin üzerinde evlatlarımızı ilme yetiştirmek. Ahlaken ve ilmen. Ahlak önemli. Birinci planda ahlak. Bu olmasa ne kadar okursa okusun, okuduğu kadar ister ki var olsun, ister ki şey olsun. Ahlak olması ne işe yarar? Değil mi? Yani onun için bu noktada eğitim de tabii farklı bir boyutlar yaşatmamız lazım. Yani ikincisi, yerel yönetimlerde de Büyük Birlik Partisi var. Yani dediğimiz gibi öyle bir proje ortaya koymalıyız ki o projemiz diğerlerinden farklı olmalı. Aynen. Yani hep yok. Ve söz ve söylemlerimiz onlardan farklı, diğerlerinden farklı olmalı. Onların diğerlerin söylediği söylemleri söylersen bu bir yere varılmaz, gidilmez. Niye? Aynı söylemler. O da söylüyor, sen de söylüyorsun. İşte burada bir fikir üreteceksin. Belediyecinin anlayışta öyle bir fikir ortaya koyacaksın ki yapacağın işler onların gibi hiçbirinin söylemediği ve yapamayacağı şeyler olacak ki aynen. Sen başarıya götürürsün dersin. Yoksa onlar gibi aynı şekilde söylersek biraz da şeyimiz doğru. Evet. Onun için Türkiye'mizde şu andaki durumdan farklı. Bir Suudi Arabistan meselesi, işte Kaşıkçı'nın öldürülmesi. Bundan bir şey düşündüler. Türkiye'yi farklı bir boyutta yargılamanın yolunu düşündüler. Kimler biliyor musunuz? Bir abi İngiltere, ABD'de ve Suudi Arabistan. Yani Türkiye'yi Türkiye'yi çatırmadan sıkıştırmak. Sıkıştırmak. Sorunlarla karşılaştırmak. Çok acayip bir şey hazırlamak. Sanki Türkiye gel geçen hanı. En iyi şekilde gel sen Türkiye'de bu cinayeti işleyelim ya. En müsait yer orası der gibi. Ben olsa bulamadı ama bu hususta ne yaptılar? Bunu yaptı. Kendi tuzağına kendileri düştü. Allah düşündü. Siz kimsiniz ya? Evet, evet. Ha, bizimle neden bize bu yakaladık yapmaya çalışıyorsunuz? Ha, benim devletimi ilerletmek ve geride diğer ülkeler gibi şeyi de bırakmak istiyorum. Ama Allah'ın bunu Cenab-ı Allah'ın yapmıyor. Hocam hiç dikkatini çekti mi? Son 4-5 senedir, bak son 4-5 senedir müthiş algılar var. Tüm dünya birleşmiş sanki büyüğü küçüğü, zengini fakiri, iyisi kötüsü, şöyle bir karma bir koalisyon kurmuşlar. Nasıl bu ülkeyi ayağa kaldırırız? 6 Ekim'den, 6 Eylül müydü neydi oradan başladılar. Tabii. 13'tü, 25'ti hadiseleri derken uydu buydu, 15 Temmuz'a geldik. Şimdi bak hala durmuyorlar, dolar krizi, şuydu buydu. Yani bir dikkat et yani. Şimdi, evet. Değil mi? İşte düşman durmaz. O yapacağını yapar. Evet. Ama benim içimdeki düşmanım daha tehlikeli. Anlamayanlar hani böyle bir şey idrak edemeyenler. O kalkıyor bir de devletin bir milletvekili olmuş ve partinin lideri kalkıyor İngiltere'de beni damla şey yapıyor. Damlazlıyor ya. Böyle bir karakterizm olabilir mi ya? Ya sen bu vatanda hem kazan yiyorsun, içiyorsun, bağını da bunu da alıyorsun, her şeyini. Lan böyle bir yer kalkın, ben oraya şikayet et. Sakın diyor, Türkiye'yle işbirliği yapmayın diyor, ticaretçiyle, şey diyor. Böyle bir zihniyet alınır. Başımızda en büyük de hiç tehlike bir işin ise bunu diyorum. Hadi bakalım. Neyden sen et. Onun için dünya, bu durumlarda göz önünde bularak tabii ki yine de partileri, teşkilatlarımızın dikkatli etmesi lazım. Eğer ittifaklar tabii yapmayacaksa o da artık zaman gösterir. Eğer Mustafa Değer Genel Başkan böyle bir ifade söylediyse elbette ki önünü açık bırakmıştır. Yani olabilir de olmayabilir de. Ama biz hiç olmayacakmış gibi ne yapmamız lazım? Davranmamız lazım. Burada işte önemli olan partideki arkadaşlarımız, yetkili yedek arkadaşlarımız partilerin teşkilatçı anlayışını çok iyi bilmeler lazım. Nedir bizde teşkilatçı, büyüklükte teşkilatçı nedir, nasıl anlayıştır? Bir bakalım. Genel Başkan'ın dilinden konuşayım ben bunu. Diyor ki bak Genel Başkan,
Türk milleti tarih boyunca elde ettiği başarıları ister siyasi, isterse askeri, isterse sosyal olsun her teşkilatçılık özelliğinden dolayı elde etmiştir. Mustafa Destici mi diyor? Yok, yani rahmetli genel başkan. Musim Başkan, evet rahmetli. Tekrar kurulamı bu. Ondan sonra örgütlenme, bilinç, kültür ve akıl yakından ilgilidir bunlar. Ve şimdi bizim arkadaşlarımız bu hususta kendilerini bilinçlendirmeler lazım. Ben de bu teşkilatçılık önemli derken, yani sorduğumda veyahut da biri sorduğunda cevap vermemiz lazım. Evet. Cevap vermezsek, o zaman biz sadece ne olmuş oluyor? O birinin nazarında ya adam nerede olsa bununla oyu alamazsın. İkincisi, gücü teşkilatlara sahip meseleler Türk İslam medeniyetinin en canlı ve en sağlam organlar olarak yüzyıllarca milletimize hizmet sunmuştur, değil mi? Allah Allah! Bak böyle Sadık Burhan'dan bu tarafa doğru baktığımız zaman Türk devletlerimizin başındaki idarecilerimiz da Oğuzhan'dan başlayalım. Da onu. Bakın nasıl bir idarecilik varmış. Nasıl bir siyasi teşkilatçılık varmış. Onu görüyoruz. Ve böyle bir şeyle geliyoruz biz. Bir millete, Türk millete. Bu şekilde geliyoruz. Böyle bir teşkilatçılık anlaşımına geliyoruz. Öyle. Yoksa başıboş bir şekilde bir teşkilatçılık anlayışımız yok. Ya, en güzel bir teşkilatçılık anlayışımız var ve onu uygulayarak gelmemiz lazım ve partideki arkadaşlarımız da bu hususta bilgi olması lazım. Sağlıklı iletişim imkanları çok büyük. Kitlelere ulaşmayı sağlayan bir teşkilat anlayışının zorunlu kılmıştır. Öyle değil mi? Çağımızda bugün iletişim en önemli bir şeydir. Aynen. Bu iletişimimizi biz gerçek manada iyi bir şekilde noktaya getirmezsek sen kendini nerede duyuracaksın? Nerede duyuracaksın? Duymandan zor olacak. Öyleyse kendi iletişimimizi kurabileceğimiz bir ağı oluşturmamız lazım. Bir haber ağı oluşturmamız lazım. Değil mi? Bunları yapmamız da her şeyden ileriye dönük en güzel şeyleri haberleri alıp ve onu kendi teşkilatımıza ne yapıp bir arada tartışıp ve güzel olanını ortaya koymaktır. Teşkilatçı kurulu. Türkistan medeniyetini yeniden kurmak isteyen büyük Türkiye ülkesinin sevdalarının yarım ki Türkiye için görüş ve düşünceleri ve değer yargıların temeli varoluş gayesi olmalıdır. Öyle değil mi? Yani Türkistan medeniyeti biz bitiriyoruz ki Türkistan medeniyeti diyoruz. Bu ne demektir? Medeniyet derken yani her ferdiyle tabandan tabana kadar Kürtlerin en iyi bir şekilde yaşam biçimini oluşturmuş, şehirleşmiş, kültürlerine bağlı ve inanç ve değerlerini yaşayan bir yapıya oluşturmuş. Medeniyetin, medeni insan olmanın yolu budur yani. Medeni insan dediğimiz zaman kendisini her yönde geliştirmiş demek manasındadır. Öyle biz de böyle bir medeniyet oluşturmak istiyoruz. Türkistan medeniyetini oluşturup onunla toplumumuzu en iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. Bu hususta böyle bir teşkilatçılık düşüncesine sahip olmamız lazım. Ondan sonra Büyük Türkiye ülkesinin sevdalarının yarın ki Türkiye için görüş ve düşünceleri ve değer yargılarının temeli varoluş gayesi olmalıdır. Zaten öyle olması mümkün değil. Mutlaka bu değerlerimiz çok önemli bizim. Niye rahmetli genel başkan biz Bekir'in desenleriyiz diyor. Bu nedir? Bir değerdir yani. Benim bu toplumumda burada her türlü yapıya sahip insanlar var. Ben onlar bir yerde tutup o değerleri bir araya getirip güzel bir yapı oluşturmam lazım. Onun için katı da Ahmet'tir, Mehmet'tir deyip de şudur, budur deyip de kırmanın, dökmenin alemi yok. Kırmanın, dökmenin alemi yok. Ondan sonra tabii ben sana komşumuz şu olabilir, bu olabilir, A partisinden olabilir, B partisinden, A mezhebinden, B mezhebinden olabilir. Olabilir. Biz gayrimüslim olabilir. Olabilir. Ya hayır, İslam işte böyle değil mi yani? Osmanlı Devleti'ni görüyoruz. Evet. Öyle değil mi? Hepsinin var ya, 600 sene bunlar bir noktada tuttu. Bir idealde tuttu, bir şeyde tuttu. Bugün biz de onların varisleriyiz. Öyleyse büyük bir partisi olarak da böyle bir varise talip olduk biz. Öyleyse bizler daha yani büyük bir partisi olarak daha iyi bir şekilde ne yapmamız lazım? Kendimizi bilinçlendirmemiz lazım. Ondan sonra düşünceleri dedik, onları söyledik, varoluş davası olmadı. Bu varoluş davasının kaynağı bir billur gibi tertemiz. Bir billur gibi. Kime diyor? Fethlerine diyor.
yani Büyük Birlik Hareketi'nin içerisinde yani partinin içerisinde arkadaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza diyor. Dillur gibi. Yani Dillur gibi, tertemiz. Hak. Baktığın zaman sende var olmuş. İçi dışı bir. Tabii sende görecek kendini. Sen aynı olacaksın. Aynaya bakacaksana kendini böyle görecek. Ve o güzelliği sende görecek ki ona yansısın. Ben de bu güzellik görsem nasıl yansıtayım? Her bir hareketlerin tavırlarının tutumlarının farklıysa ondan sonra kalkıp da teşkilatın içerisinde kalkıp da birbirimizin ayağını kaydırmak gibi bir pozisyona giriyorsak, birbirimizi karalamak gibi bir pozisyona giriyorsak ve birbirimizin ayıplarını araştırmaya giriyorsak o zaman bu teşkilattaki arkadaşımız o bir durumu kaybeder. Bir durumu güzellik kaybolduğunu bu sefer ne olur? Ayrışma kuşlar. Ve bugün nitekim de bu noktada hareketlerimiz olmuştur. Yani çok arkadaşlarımız, ben hepsini şu an bakayım yok. Ve bakayım, gidiyor, bugün gitmişler, İyi Parti'ye oy veriyorum. Ya bizim arkadaşlarımız, ve dedi ki ben dava Mısır'da, burada Mısır Başkanı'nın davasıydı. Peki, diyorum ki ben ona, senin davan Mısır Başkanı'nın davasıydı, arkadaş senin, onun rahmetli genel başkanı davasının mekanizma yeri, karargahı büyük bir parası. Karargah bu arkadaş. Ama bu şekilde yediğin takdirde. Ama yok. Ben ayrı bir davam var. Ha o zaman bir şey diyeyim. Ama rahmetli genel başkan aynı kullandığı zaman o bize bir ama. Veya benim nizam alem ilahi kelimetullah diye bir davam yok diyorsan. Diyorsun. Nereye gidersen git kardeşim. Gitmesin oradan bir şey diyemem. O değil. Bir de rahmetli genel başkanın adını kullanarak söylüyorlar. Söyledik. Ne zaman ben en çok buna şey yapıyorum. Arkadaş onu söylediği zaman onun o bir teşkilatını kurdu. Değil mi? Yapısını da oluşturdu, adını da koydu. Ya bu budur yani karargahını oluşturdu. Evet, evet. Ben onun için ben diyorum arkadaşlar riyakarlık yapmayın diyorum mesela. Böyle diyenler. Ondan sonra kalkıyorlar, o arkadaşlarımız dün rahmetli kere var. Bugün gidiyorlar, bir İYİ Parti'ye oy veriyorlar ya. İYİ Parti'nin şeyinde koşuşturuyor. Ne? Efendim birileri oradaymış. Böyle bir anlayış olmaz. Ben yine söylüyorum, açık ve net konuşuyorum. Ben kafam. Ben çünkü bugüne kadar teşkilat Resulullah Efendimiz'in hayatına baktığım zaman şimdi Resulullah Efendimiz'in döneminde o sahabe-i kiram Resulullah Efendimiz'in yanından ayrıldı mı? Aynen. Devam etti değil mi? Çünkü dava onun davasıydı. Onlar da onun davasını yaşattılar. Karargahı da benliydi. Önce dağlı arkamda, ondan sonra Medine'ye. Ve İslam devletini kurdu. Bugün de bizim davamız onun davası. Karargahımız da var. Büyük Birlik Partisi. Bugünkü demokrasilere uygun olarak Büyük Birlik Partisi kurulmuştur. Bu demokrasinin gereği. Burayı bir karargah ettik. Burası bu karargahımız bizim. Burası nedir? Bir yayma noktasıdır. Ve bir araçtır. Amaçtır. Amaç insanlara ne yapmaktır? Davayı anlatıp ulaştırmak ve dünya ve ahiret saadetine ulaştırmaktır ya. Dünya ve ahiret saadeti içindir bu. İlahi kelimetullah'ın aslında Allah'ın ismini yüceltmekten amaç nedir? Onun o mübarek Resulü Cenab-ı Hakk'ın o mübarek ilahi dünyanın insanlarımıza ulaştıracağız ki onları hem dünyada hem de ahirette kurtarmak amacıyla. Onları mutluluğa sevk etmek amacıyla. Amaç budur, gayet budur. O zaman sen davana hizmet etmiş olursun. Gayeni anlamış olursun. Rıza-i varisi yaptığından dolayı. Böyle bir ülkeye sahibiz biz. Alperenlik dediğimiz zaman alperenlik tamamen farklı bir boyut. Ama yani bu Allah eli. Yani Allah eli ne demek? Allah'ın emirleri yaşatan demektir. Böyle bir yapıyı kabul ediyorsan arkadaş senin yerin burası. Karargahın. İşinde gücünde canlı. İbadetinde canlı. Ne olacak sanatın başka türlü? Ölçüsünde yani, canlı. Evet. Helal haramı konusunda hassas. Hassas tabii aynen. Ha ben git devlet dairesinde beni gördükleri zaman aynen diyecekler arkadaş, bu arkadaşım da Alperen. Yaşayan insan. Ben bu arkadaşımla yaşam. Dedirtmeliyiz. Bunu dedirtme. Amaç bu ya. Dava bu zaten. Diğer rahmetli genel başkan dava adamı davası dediği zaman kendisinin o davayı yaşadığı takdirde dağım. Ama eğer yaşamıyor da yaşamaya kalkıyorsa o dava adamı değil. Allah Allah. O dava adamı değil. Değildir arkadaş. Yaşayandır. Dava adamı davasını yaşayandır. Şimdi ben
seviyorum demek başka, davayı yaşamak başka. Bursun. Bakıyoruz teşkilat bu. Onun için teşkilatçılık çok önemli. Arkadaşlarımız bu hususta bilgisayar olması gereklidir. Ve bir amaç nedir? Bir davanın gerçekleşmesi değil midir? Öyle değil mi? Bir davanın, bir gayenin gerçekleşmesi. Amaç bu. Bir davanın hakim kılınması için hiyerarşik bir yapı oluşturmaktır. Ondan sonra bu yapı içerisinde de planlı programlı çalışma yapmak üzere bir araya gelen vasıta vasıflı insan topluluğu. Vasıflı insan topluluğuna ne diyoruz? Teşkilat diyoruz. Demek ki bak, vasıflı insan topluluğu, yani disiplinli yaşayan, disiplinli, tabii. Hareketleriyle, tavırlarıyla toplanın içinde aynen öyle. İnsan topluluğuna ne diyoruz? Teşkilat. Şey diyoruz, teşkilat diyoruz tabii. Teşkilat. Olay mı yani? Yani demek ki bizim yani büyük bir büyük partisi davası ve gayesi her şey diğerlerinden farklı. Adımız parti. Bu da mecburuz parti olmak. Çünkü demokrasinin gereği böyle. Partilerine gelmiyorsun devletin başına. Değil mi? Partilerine geliyorsun. Şahsi bir şey olarak gelmiyorsun. Onun için öyleyse bizim yapı diye, asıl diğer bir şeyimiz de olacak. Elbette ki altyapımız. Oradan hazırlayacağız. Biz ne yapıyoruz? Altyapıyı nasıl yapacağız? Altyapıyı da işte Alperen Ocakları. Eğitim. Eğitim. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ne olursunuz? Arayıp Mehmet Ağa'yı arıyorum. Parası var, pulu var. Gelir iki gün sonra partiye zarar verip çıkıp içeri gidiyor. Değil mi? Ona bile itibar ediyorum. Neymiş? Ahmet Ağa gelmiş de. Ben onun parası pulu da varmış. Ben onu oradan sonra itibar ediyorum. İki gün sonra aradığını bulamadığımı, şey yapamadığımı çekip gidiyorum. Böyle olmayacak. Alttan yetiştireceğim. Ocaktan yetiştireceğim. Evet. Şuurlu taş yerine alacak. Dışarıdan gelen sana yeterli hizmet vermez. Severek gelmiştir ama ha öyleyse onu potamda eritireceksin. Öyleyse ona davayı anlatacaksın. Bilmiyorsa öğreteceksin. Tam onu sendirecek, o davayı sendireceksin. Arkadaşım bu dava ilahi dava. Ya bu dava ilahi dava. Gayri ilahi değil. Yani biz bak diyelim rahmet ne demiş? İlahi kerematullah. Ne zaman? Yani Allah'ın ismini. Allah'ın siyaseti bu mübarek varlığının hayatının haki yapısını ortaya koyuyor. Yani kıbleye Kur'an'ı gönderdi. Dünya alemi icat ettiği, halk ettiği, yarattı, var ettiği bütün güzellikleri gördü. Ve önce Resulullah Efendimiz'in o güzelliğini yarattı ve onu temaşa ettikten sonra Cenab-ı Hak Teala dedi ki hadisi kutsi'de ben bir bilmez bir hazineydim. Bilmeyi arzu ederim diyor. Yani o Resulullah Efendimiz'in şeyini yarattığı zaman nuru ilahisini, varifasını gördüğü zaman ya kendi yarattığı diyor Rabbim. Ve bu temaşadan dolayı ben bilmez bir hazineydim, bilmeyi arzu ederim. Ondan sonra kainat yarattı. Kainat bir suydu. Suyu da onu katılaştırdı. Ondan sonra iki baba gibi şişti. Şişirdi. Cenab-ı Hak Teala'nın kurtarıyor. Gökyüzü, yeryüzü. Bak ne oldu? Ve onu da hepsine düzene koydu. Yıldızları koydu. Yeryüzünde ağaçlarında, sularında, şunlar. Hepsi bir düzen içerisinde. Ve bu yeryüzüne buradan kim yaşayacak? İnsan yarattı en güzel. Bu insan bunu yaşayacak. O insanın da ne dedi ona da Cenab-ı Hak Teala? Dedi, ben halife yazacağım dedi. Yeryüzüne. Allah Allah. Yani benim ilahi emirlerimi uygulayacak. Ne yüce bir varlık şu insanoğlu değil mi yani? Çok ya. Niye bunu idrak edemiyoruz? Hatalar yapıyoruz, günahlar işliyoruz. Ne diyeyim? Allah'ım ya Rabbi. Ben halife demek, yani benim görevimi yerine getiren, benim yerime oturan, benim... Ya, makam mı? Makam mı oluyor yani? Ondan sonra Cenab-ı Hak Teala ne yapıyor? Bulmak, evet. Bütün insanlar halkında ama bir de asıl yönetici görevlidir. Kimdir o? İşimizden Cenab-ı Hak Teala'nın işimizden seçti peygamberdir. Onun siyaseti nedir? Peygamberin siyaseti nedir? Allah'tan aldığı bütün emirleri insana ümmete bildirmesidir. Uygulamasıdır. Bizim siyasetimiz yok. Bizler Resul Efendimiz'den aldığı onun yolunu takip ediyoruz. İşte sünnet yolu budur. Biz Resul Efendimiz'in yolunu takip ediyoruz. Ne işlemiş oluyoruz biz? Sünnet işlemiş oluyoruz. Bakın biraz çok. Bizim siyasetimiz neymiş? Demek ki bizim siyasetimizde Peygamber Efendimiz'in güttüğü siyasettir. Bunun ricabıyla. Onun için arkadaşlarımızın bu usta bildirilmesi
bana. Donanımlı buldum ben. Bir de at yapıyı iyi oldu. Ben bir gün atla Alperen'i kurum. İnşallah arkadaşımız, şimdiki gelecek arkadaşımız eğer dinlerse bizi, ben emin olun ki 3-4 sene sonra müthiş gençler yetişir. Ve buyurduğunuz gibi bir Alperen okulu olsa, şubeleri olsa, yani var ya, derya deniz olur yani. Müthiş olacak. İnsanlar yeni bilgiler gördükçe, tabii, yeni güzellikler gördükçe o gençler, tabii, dünya buymuş, kainat buymuş, evet, insan olmak buymuş, insanca yaşamak buymuş, faydalı olmak ne kadar güzelmiş, uruz dermiş olmak ne kadar güzelmiş gibi gibi. Hani Edeb Ali'nin çocukluğu var, biliyorsunuz Dirilişte izledik. 11 yaşında böyle güzel sorular soruyor ki Ertuğrul Gazi'ye. Ertuğrul Gazi onu gördü. İşte bu diyor ki Edeb Ali olacak. Ahilik Teşkilatı'nın hocasının oğlu Edeb Ali. Yani, evet. Onun için ben yine diyorum şimdi bizim şu anda ben bir tarafım. Dün değildim ama bir tarafım. Niye? Ben bir taraf Büyük bir Parti'nin yönetiminde bir arkadaşımız. Ben her bakış açım bundan sonra bu noktadan olacak belki. Yani bakış açım Büyük Birlik tarafından olacak. Davam tarafından olacak. Onu anlatacağım, onu şey yapacağım. Ve böylece inşallah. Ha, o da dedi ki, dünya siyasetine bakıyoruz. Dünya siyasetinde de bakıyoruz ki öyle çalkantılar var ki o çalkantılarda Türkiye nasıl davranacak, nasıl onlara bu şeyin üstesinde gelecek. Biri bilerek kalkmış, bugün Suriye'yi bırakıp o tarafı kendi peykinde tutup ve oranın nimetlerini yakın koşuyorlar. O bir taraftan Çin görüyoruz ki bizim soydaşlarımızı yok etmeyi alıyor. O bir taraftan bakıyoruz ki yine Orta Doğu'yu tamamen kan bölü halinde bırakmak istiyorlar. Ve böylece bu karma karşı içerisinde nasıl olmalıyız, Türkiye olarak nasıl hareket etmeliyiz, bunu iyi planlayacaklar, bir projesinin için mecburiyetindeyiz. Ondan sonra, bugün mesela bir şunu da söyleyeyim, bir af konusu, bu da siyaset belirtirken, af konusuna ben karşıyım. Neden karşıyım? Ben, bu insan bir suç işlemiş. Açık ve net işlemiş mi işlemiş. İşleyse o onun cezasını çekmiyor. İkincisi İdam'a elbette taraftarım bir arada gelmesini arzu ediyorum. Çünkü benim çoluğuma, çocuğuma, genç kızlarımıza yaptıkları hareketlerimi, ondan sonra terörüm benim masum insanlarımızı katlettiklerim diye ben bunları nasıl götürüyorum, ne yapacağım, götürüp şöyle beslerim. Cezaevinde beslerim, işim gücüm yemek yedim onlara. Ya bu ihanet yapıyor. Aynen. Bu hainlik yapıyor. Bu oruçsuz hareket yapıyor. Ne olacak? 9 yaşında kıza küçük çocuklarımıza tecavüz ediyor. Böyle bir insan veyahut da seri katillik yapıyor. Onun bir tane ablasını öldürüyor, bilmem ne ya. Ben onu götürüp mahkeme şeyde besleyeceğim. Bunlar olmamalı. Bunlar kesin cezalı bulamam. Yani bak şimdi idam yasasını evet verildi, meclise verildi. Ama bugün mecliste 19 milletvekiline ihtiyaç var. Hiç mi Allah'ın kulu yok yani şu 600-599 milletvekili sesleniyorum ya. Hiç mi yani? Ya arkadaş idam da çok önemli, af da çok önemli. Ben ikisini de önemsiyorum bak hocam. Af da önemsiyorum, idamı da. Niye? Niye garipler, yetimler böyle kaza kurbanı gitmiş, af yani cezaevine girmiş. Zaten onlarla ilgili Bahçeli hazırladı hocam. Yani tutup da sapıkları, şunları, bunları, eroin tacirleri değil yani. Neyse. Yani bir yandan Destici'nin Sayın Genel Başkanımızın hazırladığı, istediği idam. Ya Allah-u Teala şeriatın kestiği parmak acımaz demiş mi? Buyurmuş mu? Emretmiş mi? Daha ne düşünüyoruz biz ya? Kısa kısa daha yapalım. Ya değil mi hocam ya? Ne düşünüyoruz ya? Birileri kalkıyor, insan diyor. 600 sene Osmanlı yönetirken Sultanahmet'te var mıydı daracı? Vardı değil mi? İdam ediliyordu. Osmanlı ailenin bekası için değil, İslam'ın bekası için kardeşini boğduruyordu, bilmem astırıyordu, bilmem ne yapıyordu padişahlar. Hemen şöyle anlıyoruz. Yok, saltanat için. Saltanat için olsaydı 600 sene hükmetmezdi o saltanat. Aynen öyle, aynen öyle.
Bak 16 sene oldu, hemen bir şeyler olacak. Evet. Yani onun için sapla samanı bir araya getirip iyi idrak etmek lazım, iyi anlamak lazım değerli hocam. Bu arada bütün arkadaşlar izliyorlar, takip ediyorlar da hocam yayınımız bozulmasın diye okumuyorum ama Mustafa Kayatuzu güzel kelamları sebebiyle değerli Sebahattin Cesur hocama ve bu yayını bizlere izleten FSM Medya Yayın Kurumu Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hayrullah Çalışır Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum diye söylüyor. Selamı var yani. Tüm arkadaşlarım da bazı selamları. İlk defa Mustafa Kayatuzu burada gördüğümüz için size söylemek istedim. Buyur hocam. Evet. Bu şekilde işte değil mi? Artık Türkiye'mizin şu andaki ateş çemberi içerisinde olması. Öyle değil mi? Şu anda Türkiye'nin ateş çemberi içerisinde. Çok dikkatli olmalıyız. Çok dikkatli olmalıyız. Dostum, bugün köprü geçiyoruz. Altı uçurum olan bir köprü. Bu köprüde ittifak oluşturmalıyız. Kaynaşmalıyız. Yani sen hot, ben hot. Kim döksün bu koyunlara ot demememiz lazım. Yok. Anlıyorsun değil mi hocam? Bugün vatan, millet, bayrak deyip kaynaşmamız lazım. Ufak tefek sorunlarımız vardır. Aile içidir. Onları hallederiz. Sıkıntılarımızı hallederiz. Bilmem işte pahalılıktı, hallederiz. Bu millet ne günlerden bugünlere gelmiştir. Değil mi hocam ya? Elbette. Geçmişe baktığımız gibi. Yani. İsmini vermiyorum. Televizyonun biri gitmiş. Akşam haberlerde dinledim. Organize sanayisiz ayakkabıcılar iflas etti, battı, yattı, öttü, bitti diye haber yapıyor. Ne zaman yapmış biliyor musun haberi de? Öğle paydosunda, herkes yemek paydosundayken diyor ki, patron diyor ki ben bile yoktum orada diyor. Ya. 20 bin diyor insan çalıştıracak kapasiteye geldik. Bilmem şu kadar rakam ihracat yapıyoruz. Ayakkabı piyasası coştu gidiyor diyor yani. Ya ben bunun şöyle inandım, bak ona inanıyorum demiyorum. Buraya gelen arkadaşlarımız var, bizim Müslüm var. Evet. Çalıştığı firmayı anlatıyor. Evet. Arkadaşlar anlatıyor. Çok güzel iş yapıyoruz. İhracat, Rusya'ya çalışıyoruz diyor. Bilmem şuraya çalışıyor, buraya çalışıyor. Harıl harıl iş yetiştiremiyoruz diyor. Evet. Bunları da göz ardı etmemek lazım yani. Mutlaka işimizde böyle bazı ortalığı karışık provoke edecek kişiler olacaktır o durumda. Onlar da diyor. Ha, bunlara karşı bizim uyanık olmamız lazım. Evet. Bu çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Yani görüyoruz ki bir ana muhalefet partisinin hal ve hareketleri, tavırları ortada yani. Bunun başka daha diyecek bir şey değil. Yaptıkları düşünceleri, fikirleri şey ortada. Hayır hocam, şeye 90 yıldır, 90 yıl oldu şöyle böyle, evet. İş Bankası'nı lübür lübür götürüyorlar. Biraz da biraz da millet gitsin, garibanlar, garip kuraba gitsin, fakir bu kadarın cebine gitsin parası kazancıya. Onu güzel bir kullandılar da güzel de hakikaten İş Bankası'nı şey yaptılar, kullandı, iyi kullandı, kullanıyor. Valla ben katılıyorum. Şu anda o kanun çıkmalı bence. Tabii. Çıkmalı. Adaletse adalet. Sonra bir de partiyle ne alakası var? Ne alakası var ya? Yani düşündüğüm zaman bankanın partiyle ne alakası var? 1938 10 Kasım'ında ki 10 Kasım geliyor. Atatürk vefat ettiği zaman zaten CHP gitmişti. Birilerinin eline gitmişti. CHP şeyden, zıvanadan çıkmıştı. Zaten olmuş. Evet. Diyor ki siyasi hayatını bir yapısı bu. Hocam canlı yayındayız hocam. Tamam, tamam. Evet. Yine ben şunu halkla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır, nasıl yapmalıyız? Evet. Bu da çok önemli. Bizim için çok önemli. Halk diyoruz. Halk bizden. O halk halkla ilişkilerimiz diyorsun değil mi hocam? Onlara ona karşı yapacağımız hizmetler, götüreceğimiz hizmetler ve her birinin ellerinden nasıl tutabileceğiz? Bu hususta onları en iyi bir şekilde hizmet öpme noktasında nasıl bir hareket edeceğiz? Bunları çok iyi tahlil etmemiz lazım. Büyük bir partisi olarak. Pardon. Onun için toplumun çeşitli kesimleriyle kişiler ve kuruluşlara gayemizi anlatmak. Yani gayemizi demek ki birinci planda gayemizi anlatmak. Yani diğer birinci planda gayemizi anlatmak. Yani tabandaki insan sorsa ki
ya sizin gayeniz nedir dediği takdirde bizim gayemizin ne olduğunu açık ve net söylememiz. Allah Allah. Bunu ben söyleyemezsem o adam diyor ki ya bunu öyleyse çalışmamız lazım. Evet. Kendimizi bilinçlendirmemiz lazım. Örnek olmamız lazım. Ve halkın içinde, halka tepeden bakan değil. Bir de şunu diyebilir miyiz değerli hocam? Bir kişi diye küçümsememeliyiz. Hayır hayır. Bir kişi bir kişidir, unutmamalıyız yani hani bir kişi. Bir kişiyle konuşuyoruz bugün. Evet. Yarın iki kişiyle konuşuruz. Yarın dört kişiyle konuşuruz. Evet. Onları küçümsememeliyiz yani. Hani boş ver ya, bir kişiyle bir şey yapamayız gibi bir yese düşmemeliyiz. Mutlaka. İlişkilerimizi iyi kurmalıyız. Evet, evet. Onlarla olan ilişkilerimiz, anlatım tarzlarımız, anlatım tarzı çok önemli. Şimdi ben böyle toplum içerisine girdiğim zaman bir yukarısı anlatacağım. Ben konuşurken ifadelerim insanları şey yapmamalı, yıldırmamalı, anını kaşıyacak bir şekilde sözler, ifadeler kullanmamalı. Daima çekici ve güzel ifadelerle ne yapması, davasını gayet anlatması lazım. Yapacağı işler neyse, yapacağı görevler neyse onları çok iyi bir tahlil ederek anlatması lazım. Karşıdaki de ikna olabilsin. Bizim amacımız ikna etmek ve buraya kadar ne yapmak? Onları bu noktaya çekmektir. Yani daha amaç budur, gaye budur. Ve bizim daha gayemiz nedir? İnsanların dünya ve ahiret saadetini ne yapmaktır? İmar etmek, mamur etmektir. Asıl mesele budur. Çünkü Resulullah Efendimiz şeye çıktığı zaman, ilk tebliğe başladığı zaman neye davet etti? İmana davet etti değil mi? İlk tebliğe, niye imana davet etti? Çünkü önce Allah'a inanmak. Allah'ın birliğine inanmak, kitaplarına inanmak, meleklere inanmak, peygamberlere inanmak, kadere inanmak, ölümlere inanmak. Bu iman ilkesini, inanç ilkesini çok iyi işler vermek lazım. Yani şimdi bizler de böyle bir davanın insanlarıyız. İlahi Kemal Nizam'ın davasının fertleriyiz, elleriyiz. Ve bu noktada bizim de her insanımıza gayet güzel bir şekilde yetişmemiz lazım. Ama birinci planda ben yine diyorum, kendimizi yetiştirmeliyiz. Kendimizi donatmalıyız. O donatımı güzel bir donatırsak her yerde rahatlıkla konuşabilmeye muktedir oluruz. Ama donatmazsak, bilgimizi artırmazsak, şey yapar, adam ya ne olacakmış deyip de cumartesi, pazar böyle siyaset yapacaksak onunla hiçbir tarafa gitmiyoruz. Cumartesi, pazarın siyasetiyle bir yere gidilmez. Topluma ancak sadece cumartesi, pazar insan ne kadar faydalı olabilirsin? O bakımdan bizim siyasetimiz her gün siyasetimiz olmalı. Yani insanlarla iç içe, halkla iç içe, toplumla iç içe olmalıyız. Ki ancak böyle başarıya doğru koşabiliriz. Ama temelde ne yapmamız lazım? Rahmetli Genel Başkanı'nın o güzel emanetini çok iyi ne yapmamız lazım? Yaşayıp yaşatmamız lazım. Emanete sahip çıkmamız lazım. Bu şekilde de ben siyaseti büyük bir partisinin böyle bir siyaseti anlayışı elbette ki kabul ediyorum, özlüyorum. Evet. Şimdi dedik ki siyaset konusuna gelmişim. Bir de onu ben hemen açıklamak istiyorum. Siyaset defalarca söylüyoruz. Diyor ki yönetme sanatı. Seyislikten geliyor. Yönetme sanatı. Bu politika ise tamamı politik konuşmalar, egzersiz konuşmalar ve insanları taraf toplama amacıyla yapılan güzel sözlerle süsleyerek, ifadeler kullanarak yapılan hareketler. Onları da biz politik olarak görüyoruz. Ama politikte erdemlik ne derece vardır? Elbette ki zayıftır. Bugün geçmişte politikacıları gördük. Bir Demirel gibi politikacı da gördük. Bir daha nicelerinde gördük. Onların nasıl bir politika yaptıklarını gördük. Tamamen onlar siyaset yapmadılar. Siyasetle meşgul olmadılar.
Yani gerçek insanımızı gerçek manada idare etme noktasına gitmediler. Tamamen politik noktada hareket ettiler. Hep görüyorduk ki birbirlerine ver yansın yapıp duruyorlardı. Yıllarca bunu dinledi bundan. O renkli simalarını sürekli ne yaptık? İzledik. Değil mi? Ama bir toplumumuzda o renkli simalara bakıyorsun ki mühim ediyor. Ondan dolayı da Türkiye'miz 90 seneden beri iyi bir idare sistemiyle idare edilmiş değildir. Bundan sonra bizim politikamızda, siyasetimiz bunlar politik değil, tamamen siyasi. Siyaseti yapmakla yükümlü olan ne yapmamız lazım? Kendimizi bilinçlendirmemiz lazım ve o bilinçle birlikte de büyük birlik siyasetini anlatmamız lazım. Ki bu şekilde, çünkü biz de ne yaptık? Bir devletimize tarih olduk. O tarih olduğumuz için yarın bize görev verdikleri zaman nasıl bir siyaset, nasıl bir yönetim uygulayacağız, o zaman görecekler tabii ki. İşte burada buna çok önemli. Burayı çok iyi dikkate almak lazım diyorum ben. Başka bir şu anda işte PKK'nın durumunu görüyoruz. YPG'nin durumunu, onların hepsini görüyoruz. Güneydoğu'da yine bunlar faaliyetleri var ama evvelki kadar değil tabii. Şu anda biraz daha durmuş vaziyette. Ama onlar hiçbir zaman için uyumuş değillerdir. Ve kendi birilerinin taşlanıldıkları için uyutmazlar. 7-24 beslendikleri için. Tabii. Beslendikleri için. Tamam. Yani her an her yerde çıkabilirler. Ya kendi içimizde bakıyorsun, ben gibi vatandaş, gündüzün güzel vatandaş, akşam terörist. Aynen. Yani işte bunları iyi bir şekilde ayırıyor. Yani yıllar, 40 senedir ya etme, 40 senedir bir teşkilatçılık yapan bir insan ve o da inanç ve değerlerimiz üzerinden hareket edip ve bunu ne yaptığını gördük. Yani Türkiye'yi, devletimizi ne hale soktuğunu gördük. Ve karşı, Belsimayar'la kadar bunu yaptı hareket. Ve rahmetlik genel başkanım, ben yine şimdi rahmetlik genel başkanım şehit olmasında da büyük rolü var. Yani onun bazı baktığının büyük rolü var. Kim ne derse desin. Ondan sonra bir gün perşembe lüzumsuzluk yapardı. Perşembe günü yapardı. Cuma günü de cenazesi kılınır. Evet. Hocam son olarak son 15 dakikamız var. 48 dakika oldu. Kahramanmaraş'ta mahkeme var yarın 25'i. Muhsin Başkan ve arkadaşlarının. Evet, hatta İstanbul'dan da dediğin gibi otobüs kaldırıyorlar. Evet. Öyle biliyorum. Ki kendi imkanlarıyla giden arkadaşlarımız da var. Neler söyleyeceksin hocam? Ben şimdi Kahramanmaraş olayını tabii gitmemizde büyük payı var. Eskisi gibi değil. Şu anda bir de meclisinde insan milletvekilimiz var. Şimdi ben her zaman şimdi şunu söyledim. Dedim ki mutlaka mecliste olmalıyız. Bir iki kişi de olsa olmalıyız. O meclis kürsüsünde ne yapmamız lazım? Sürekli gündeme getirmemiz lazım. Şimdi biz onu takip ediyoruz. Genel başkanımızı takip ediyoruz. Yani şimdi bakalım. İlk defa milletvekili olarak tabii, gidecek tabii, bu sefer değil mi? Yani? Evet. Önerge vermesini evet. İstiyoruz. Bizim düşüncemiz o. Yoksa mecliste kimsemiz olmadığı takdirde dışarıda yıllarca vardı. Ne yapabildik? Hiçbir şey yapamadık. Sinek fısıltısı geldi. Ama şimdi bundan sonra öyle değil. Bundan sonra başlayınca en azından bir milletvekilimiz var ve en azından bir ses artık bugün medyada şeyde bir pozisyonumuz oldu. Öyleyse bunu daha iyi kullanıyor. TRT Haber sürekli genel başkan tabii. Olduğu zaman ya. Takip ediyor yani. Yani hemen karşısında toplantıda evet. Kamerasıyla duruyor. İşte evet. Bu çok önemli bir şey. Yani ben yıllarca bunu söyledim. Ama aslında daha önce de girebilirdik. Bağımsız da girebilirdik. Ama maalesef olmadı. Bugüne nasip, bugüne oldu. Belki çok arkadaşlarımız bu hususta farklı farklı şeyler söylediler. Yani tabanında arkadaşlarımız. Doğru bir şey değil. Her şeyi bakmak lazım, dinlemek lazım, takip etmek lazım. Ondan sonra karar vermek lazım. Yoksa hemen daha
Dereyi görmeden paçayla sivut da kalkıp da lüzumsuz laflar söylemek doğru değil. Ben yarın birbirimizin yüzüne bakacağız. Aynen. Birbirimize birlikleri kuracağız. Ve ben orada o mahkemede tabii. Bütün alperenler, hükümdaşlar vay muhalefetti, vay şu olmayacak, tek yumruk olacağız. Tek olacak, tabii. Orada tabii. Fikir birliği yapacağız. Tabii. Genel başkanımızın sözünü orada dinleyeceğiz. Aynen öyle. Tek yumruk olmak zorundayız. Yani. O çok önemli. O bir tabii. Şimdi ikincisine ben hükümetten bu hususta büyük bir hata görüyorum. Yani bu hususta, rahmetli Kenan Başkan hususunda. Niye? Bir bakıyorsun bir Kaşıkçı olayını 2000'de ya oynadım. Bak 20 gündür tabii. Dünya yerinden oynadın. Dünya yerinden oynadın. Hadi. Granitik olayı gene öyle. Güney'e granitik olayı da öyle. Ya. Peki rahmetli Kenan Başkan'ın ne oluyor yani? Halbuki her şey ortada. Bazı şeyler ama birileri öttürüyor ama kimler öttürüyor? Bu hususta ben şu andaki başımızdaki idareciyi suçlu görüyorum. Yapmaması. Eğer bir kaşıkçıyı sen ortaya çıkarabiliyorsan iki günde onu da çıkartmalısın arkadaş. Ne pahasına olursa olsun. Aynen, aynen. Çünkü senin o abin sana nasihat veriyordu. Tabii. Sen onun sözlerini dinliyordun. Ya, elbet ben şahidim bunun şeylerine. Evet. Rahmetli Genel Başkanım Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözleri ve Tayyip Erdoğan'ın da rahmetli Genel Başkanım söylüyor. Beni üç defa yine kurtarırdı diye. Aynen işte diyorum o manada dedim yani. O seni üç defa kurtardı mı sen bak hala bir şey ortaya çıkmayabiliyorsun. Evet. Ağırlığını koyamıyorsun. Biz de hocam Allah nasip ederse yarın gidemiyoruz. Aslında gitmek istiyordum ama bu ilçe seçimlerin evrakı alacağım. Tamam. Cuma günü askere alıyoruz. Bağcılar olarak. Üç gün askılar alacakmış. Kanuna göre. Evet, evet, evet. Bak daha yeni bitirdik. 10 gündür uğraşıyorduk. Evet. İlçe seçime git gel. Tamam. Yarın beni buraya hemen canlı yayına buradan canlı yayında takip edeceğim. Konukları alacağım sürekli. Gündemi tutacağım. Seni bile alırım oradan eğer müsait olursan. Yani burada bir hizmet hocam yani. Şimdi ben burada kapansa oraya gitsem anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi? Orada yayın yapamayacağım. Bu daha faydalı. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi? Bu daha faydalı. Burada bak bende 5000 kişi var. Bende 5000 kişi. Sende bilmem kaç bin kişi. Artı televizyonu izleyenler, sistemi izleyenler, haber kanalını, radyoyu hepsinde şu anda yayındayız yani. Evet. Ha, burada adamım olsa veya habercim olsa gönderirim yani. Bu hususta yapılacak bir şey varsa burayı daha iyi bir noktaya getirmenin yolunu o da partiyle... İşte onu bilmiyorum artık. İşte ben ne diyeyim yani? Eğitimden. Evet. Sen işin içindesin. Her şeyi görüyorsun. Hak ve temiz olarak. Bu şekilde düşünüyoruz. Yapmamız lazım. Çünkü evet. İletişim çok önemli. Bizim için şu anda gazete, aynı zamanda bu görsel yayın, şu anda görsel yayın daha çok. Evet, evet. Bu da elimizde var ama bunu kullanmalıyız. Bunun formülü nedir? Şimdi bunun formülü de ben şunu söylüyorum. Evet, Hayrola abinin yanında en azından iki tane, üç tane arkadaş, reklam alacak arkadaş. Zaten biz reklam alsak koplarız. İşte bunu diyeyim. Mutlaka alacağım, almam lazım. Ya seçimler geliyor. Şu anda senin en şey günler her gün belediye başkan adayları. Aynen. Buradan sesleniyorum belediye başkan adayları gelmiyorlar. Gelin kardeşim fikirlerinizi, projelerinizi anlatın da. Hodri meydan. Şimdi. Yok bizi yayına almıyorlar. Gel yok, işte gel kardeşim gel. İnternet. Parti ayrımı da yapmıyor ha gelsin ya. Hayır şu anda siz yayıncı orada onu yapamazsınız. Yapmıyorum zaten. Gazeteci gözüyle konuşuyorum. O zamana kadar ta ki bir seçim biteceği kadar. Yani. Çünkü onun için bu görsel yani her tarafa şu anda veriliyor değil mi? Aynen yani, hocam aynen. Ha, öyleyse sana en çok lazım olacak iki tane üç tane arkadaş sana yardımcı olacak. Şey tutmayacak. Ve hem reklamı hem de şey yapmaz. Fesime TV'nin şeyini millete söylemesi lazım. Aynen hocam, aynen. Ve geliştirmek lazım. Başka türlü yok. Hani iletişim diyorlar. Evet, yayın. Daha ne istiyoruz yani? O bir yere getirdiler. Sen 5 yıldır takip ediyorsun hocam. Takip edin. Sıkıntımızı, her şeyimizi görüyorsun. O kadar yani ilimizden geliyor da hijyenik yapmıyor. Çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz? Çalışıyor. En ufak bir şey dikkat ediyor muyuz, etmiyor muyuz hocam? Ediyoruz.
sese, şuna, görüntüye, yayına. Evet. Bak bugün yeni bir şey öğrendim. Bak burayı görüyor musun? Hı. Bak bak. Hayrullah Çalışır, Sebahattin Cesur. İkisini bir yazıyorum bak. Yeni öğrendim bak 5 senede bak görüyor musun? Evet. Basitmiş. İkisini bir yere yazdım. FSM Medya Grup programcıları. Evet. Ne kadar güzel. 4 kişi dursun, 4'ünü de yaz buraya. Evet. Evet, Cenab-ı Allah bizleri kendisine layık ve şükür eylesin ve davamızda, ülkemizde samimi ve gayret eylesin diyorum. Ve bütün bizim camiamızdaki arkadaşların tekrar yeniden karargahlarına dönmelerini istiyorum. Yani her bir yerden, uzak yerlerden kendilerine göre bir kafada şey yapıp da uzak durmalarını istemiyorum ben yani. Çünkü niye? Yani ben sebebini de söyleyeyim de bu için arkadaşım. Çünkü rahmetli genel başkanımızın kurmuş olduğu bir partiye amanet etmiş olduğu bir parti ve bu da dava. Bunu başka bir yerde yapamazsınız. Yaptırmazlar. Ama kendine has bir yer şey yapmışsın o ayrı bir olay. Ama parti olarak şu anda patent Büyük Millet Partisi'nde alternatif. Değil mi? Onun için burada en iyi bir şekilde yapmaya gayret göstermemiz gereklidir diyorum. Başka söyleyecek bir şey mi var mı? Allah razı olsun hocam. Yani yarınki mahkeme hayırlara vesile olsun, ümmet kazansın, Muhsin Başkan'ın davası kazansın, hak olan, haktan yana olanlar kazansın. Adam şöyle söyleyecekse Allah dilini değiştirsin, doğruyu söylesin hakim orada. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi? Yaradan Rabbim kalpleri en iyi bilendir. Evet. Onun için inşallah iyi olacak diyorum. Rabbim bizi gerçek manada gayretli, azimli ve şuurlu kılsın. Bunlardan uzak tutmasın. Ben inşallah şehitlerimizi, şehadalarımızın da ruhlarını Cenab-ı Allah bu arada pazar günü şeydeydim biliyorsun değil mi hocam? Şehitlikteydim. Program yaptım orada. Emekli bir yüzbaşı, pardon şehit bir yüzbaşının askerleri gelmişler. Yüzbaşısını alıyorlar. Hep bir arada tertipler. 94'de 2, 94'de 3. 25 sene önce şehit olmuş yüzbaşı. Orada 1,5 saat canlı yayın yaptık. İkramlar şeyler. Hem sosyal medyadan canlı hem de FSM'de HD yayın yaptık. Hepsini gönderdim şimdi YouTube'a, Twitter'a gir. Görürsün yayını. Raportaj yaptık. Memduh Kocataş yazar Nideli. Nideli. Aynı zamanda devlet demir yollarında güvenlikçi ama şair. Güzel Hilal diye de bir kitap basmış. Orada kitabını dağıttılar. Orada arkadaşlar aldı yani. Çok memnun kaldılar. O kadar memnun kaldılar. Allah razı olsun diyorlar. Diğer medyayı çağırmadık. Niye diyorlar? Bak burada canlı yayında söylüyorum. Yanlış anlarlar, yanlış değerlendirirlerdi falan gibi diye. Ama sen halden anlayan adamsın diye özellikle seni çağırdık dediler. Allah razı olsun. Güzel bir program. Tunay Şahin'le gitmiştik. Hayırlara vesile olsun inşallah. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm faili mevcut cinayetler adına, Türkiye'de hak adına, haktan yana düşünüp de başbakanından, ta milletvekilinden, emniyet müdüründen, polisinden, askerimizden, korucusundan şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Değil mi hocam yani? Vatan için Nihat Erim mesela. Şehit edildi. Adam ara dönemin başbakanıydı ya. Hulusi Sayın, ordu komutanıydı. Eşref Bitlis, jandarma genel komutanıydı. Bunlar Sakarya İl Başkanımızın da amcası oluyor. Öyle mi? Şey, yanındaki albay Kazım Çillioğlu. Onunla birlikte rahmetli şehit oldu. Allah'a rahmet eylesin diyoruz. Tüm şehitlerimizi anıyoruz. Muhsin Başkan'ın davası davamızdır diyoruz. Tüm şehit arkadaşları da yanında olmak üzere. Yarın inşallah canlı yayında buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Son sözünü alayım hocam. Son sözüm de devletimizin her türlü tehlikelerden, iç ve dış tehlikelerden uzak olmasını istiyorum. Bir daha diyelim, anlayamadım. Devletimizin, evet, vatanımızın daha doğrusu her türlü tehlikeden, iç ve dış tehlikelerden. Mihraklardan dikkat etmesi, dikkat edin, uzak durması.
Rabbim millet bizi, olarak, ümmet olarak yani. Ümmet olarak. Askeriyemizi, emniyetimizi de Rabbim korusun. PKK denen zihniyeti de kahretsin. PYD denen zihniyeti de onlara bertaraf edersin Allah. Siyonistlerin uşakları olduğunu artık Sağır Sultan bile anladı. Hala bizim halkımız, saf insanımız anlamıyor bir türlü ya. Şimdi bakın neden biliyor musun? Bak bunu da söylüyorum. İman diyoruz iman. Ya iman, imanlı olmayan bir insan sana ne derece bakar? Soruyorum ben. Nasıl bakacak? Yobaz diye bakacak. Asıl yobaz kim? Asıl yobaz dinini bilmeyendir. Allah Allah. Asıl yobaz odur ya, dinini bilmez ve inatlık yapandır. Ama onu getiriyorlar, ben Müslümanlara atfediyorlar. Hiçbir alakası olmuyor. Asıl ben değilim diyorum ve bugün yobazın ta kendileri onlar. Ondan sonra Rabbim yine gerçek manada dini mümini yaşamayı, yaşatmayı da lütfeylesin. Amin. Amin. Bu arada İl Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımıza mesaj yazdım. Dur bakayım, bakayım da hata yapmayalım dedim. Canlı yayındayız Sebahattin Cesur Hocam'la. Demek ki dönmedi, yazdım. Yani yayını alalım bir kaç kelime, bu mahkemeyle ilgili konuşur musun diye. Hayırlısı olsun artık. Dönüşte veya orada alırız. Evet. Tamam hocam. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalın sağlıcakla.